Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 2023 LGS için 2023 Şubat matematik örnek soruları olacak. Normal şartlarda arkadaşlar Şubat ayında üçgenlerle ilgili, geometriyle ilgili sorularımız olurdu. Ancak bildiğiniz üzere 2023 LGS'nin kapsamı daraltıldı. İkinci dönem konuları yok arkadaşlar. Bundan dolayı artık önümüzdeki Şubat, Mart aylarındaki testler de buna göre olacak. Arkadaşlar biz bunları çözüyoruz. Ancak kanalımda neler var? Kazanım kavrama testleri var. Ben buraya linklerini koyarım. İ harfine bastığınızda çıkar. Kazanım kavrama testleri, tüm aylık örnek sorular ve aynı zamanda arkadaşlar geçmiş LGS soruları. Ben bunların hepsinin linkini koyarım. Siz buradan bakarsınız. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru ne diyor bir bakalım. Der ki, bir bilgisayar oyununda harita üzerinde iki nokta arasındaki uzaklık özdeş çubukların sayısı ile bu çubukların uzunluğu çarpılarak hesaplanmaktadır. Güzel, zaten öyle hesaplardık değil mi? Bunun bir tanesi ne kadarsa, kaç tane varsa onunla çarparım. Aşağıda verilen haritada A ile B arasındaki uzaklık bu şekilde hesaplanarak 2 üzeri 14 kilometre bulunmuştur. Arkadaşlar şu mesafe, hop mühendissel bir gösterim yapayım size. 2 üzeri 14 kilometreymiş. Ne kadar güzel. Bak hemen uyandın değil mi? Sen bir tanesini bulursun. Çünkü kaç tane varsa ona bölersen kaç tane olduğunu hemen bir tanesini bulursun. Soruyu bir okuyalım. B ile C arasındaki uzaklık A ile B arasındaki uzaklığın yarısıdır. Bu uzaklık arkadaşlar A ile B arasının yarısı. Güzel. Şöyle de diyelim, yarısı. B ile C arasındaki çubuk sayısı ile C ile A arasındaki çubuk sayısının toplamı 10 olduğuna göre, şurada da var çubuklarım. Güzel. Toplamda da 10 taneymiş arkadaşlar. C ile A arasındaki uzaklık kaç kilometredir diyor. Sevgili arkadaşlar, hemen kollarımızı sıvadık. Neyi hesaplayacağız? Bir çubuğun boyunu hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet var arkadaşlar. 8 adet. Ben bir çubuğun uzunluğunu hesaplasam. Hatta gel buna biz x diyelim. Değil mi? Bir tanesinin uzunluğuna. X ne olur sevgili arkadaşlar? Şu mesafe. 2 üzeri 14 tamamı. 8 tane var. Ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Benim üslü sayılardaki becerimiz sınanıyor. O da nedir? 2 üzeri 14 bölü 8 dediğimiz şey nedir? 2 üzeri 3'tür. Ve bölme halinde tabanlar aynıysa üsler çıkartılırdı. 2 üzeri 11 olur arkadaşlar. Buna sıkı sıkı sarılırım. Bir çubuk uzunluğu. Harika. Daha sonra da sevgili arkadaşlar diyor ki BC uzunluğu da diyor şu arkadaşın uzunluğunun yarısıydı. O zaman şöyle yapalım. BC uzunluğu. Sevgili arkadaşlar, uzunluk böyle gösteriliyor. Geometride 7. sınıfta da bolca gördünüz. BC arası uzunluk arkadaşlar AB arasının yarısıydı. AB ne kadardı? 2 üzeri 14'tü. Yarısı demek ne demek? 2'ye bölmek demek. Arkadaşlar pek çok arkadaşımızın yaptığı hata. 2 üzeri 14'ün yarısını 2 üzeri 7 yanılgısına düşebilir. Aman siz böyle bir yanılgıya düşmeyin. Çünkü 2 üzeri 14'ü bak 2'ye bölüyorum. Bunun üzerinde bir 1 var değil mi? Ne çıkar o zaman? Üstler çıkartıldığında 2 üzeri 13 olur arkadaşlar. Bu kadar kilometre. BC bu kadar. Arkadaşlar şimdi ben buradaki çubuk sayısını hesaplayacağım. Çubuk sayısı için ne yapacağım? 2 üzeri 13 kilometreyi ahanda işte burada buldum. Bir tanesinin uzunluğu değil mi? 2 üzeri 11 kilometreye böleceğim. 2 üzeri 11 kilometre. Bu durumda ne oldu? Bak 2 üzeri 13, 2 üzeri 11. Üstleri çıkardım. 2 üzeri 2 ki kendileri de 4 yapar arkadaşlar. 4 adet çubuk varmış burada. Bak burada hop böyle 4 tane çubuk görüyorum şimdi. Zaten sevgili arkadaşlar şu işlemleri bile yapmadan hemen dersin. Bu bunun yarısıysa, burada 8 çubuksa burada 4 çubuğu hemen söylerdin değil mi? 8 çubuk bölü 2 eşittir 4 çubuğu hemencecik de söylerdin. Ama biz ne yaptık? Biraz antrenman yaptık.
Sevgili arkadaşlar, A, C ile B, C arasında toplamda 10 tane yok mu? Evet. O zaman 10 taneden 4 taneyi çıkartırsam 6 adet bulurum. Burada da arkadaşlar kaç tane varmış? 6 adet varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Benim aradığımda C ile A arasındaki uzaklığı soruyordu. A, C uzaklığını soruyor arkadaşlar. 6 tane var. Her birinin uzunluğu da 2 üzeri 11. Ki biz 2 üzeri 11'i bulmuşuz demek ki. İyi ki yapmışız değil mi? A, C arası 2 üzeri 11. Cevap budur. Şıklara döner bakarım. Şıklarda böyle bir şey bulamam. Aa, neredeyse bu olacakmış. Herhalde yanlış bastılar deyip bunu işaretlemeyin. Gelin arkadaşlar, burada yapabildiğimiz işlemleri devam ettirmeye çalışalım. 6 dediğimiz şey nedir? 3 çarpı 2'dir. He, bak, 6'ya 3 çarpı 2 dememiz, şurada işlem devam ediyor. 3 çarpı üstleri şimdi topla, 2 üzeri 12. Şimdi var mı? Var valla. A şıkkında. A'yı işaretlerim. Hop, keyifli bir şekilde arkadaşlar ikinci soruya geçelim. İkinci soru da şöyle seslenir bana. Der ki aşağıdaki kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı. Tam sayı. Ve alanları sırasıyla 72 ve 60. Arkadaşlar bu zaten üzerinde yazmış. Olan dikdörtgen şeklindeki kağıtlar verilmiştir. Bu iki kağıdın kısa kenarları çakıştırılarak aşağıdaki bir dikdörtgen elde ediliyor. Güzel. Demek ki arkadaşlar bu iki arkadaşın kısa kenarları aynı. Çünkü çakıştırılmış değil mi? Burası A kadarsa burası da A kadar. Böyle bir hop gülen A'lar yapalım değil mi? Evet, elde ediyorum. Elde edilen bu dikdörtgenlerin uzun kenar uzunluğu ile şu uzunluk ile arkadaşlar kısa kenar uzunluğu aralarında asal. Aralarında asal ne demekti arkadaşlar? Ortak böleni olmayacak. Bir hariç. Değil mi? Bir herkesin ortak böleni olduğu için bir hariç ortak böleni olmayacak. Güzel. Buna göre diyor çevresinin uzunluğu en az kaç santimetredir? Sevgili arkadaşlar, şimdi ben sana peşinden şeyleri söyleyeyim. En az dediği için olasılıkları yazacağız. En az olan birbirlerine en yakın olduğu durumlardır. Şimdi zaten test edeceğiz. Arkadaşlar, benim karşıma çıkacak olasılıklar 72 için yazalım. Bak 72 nedir? 1 çarpı 72'dir değil mi? Güzel. 2 çarpı 36'dır. 3 çarpı 24'tür. Değil mi? Yazıyorum karşıma çıkabilecek şeyleri. 4 çarpı 18'dir. 6 çarpı 12'dir. Güzel. Başka var mı? Var. 8 çarpı 9'dur. Sevgili arkadaşlar, bunu belirledim. 60 için neler olabilir? 60 için de karşıma çıkan olasılıklar 1 çarpı 60 olabilir. Güzel. 2 çarpı 30 olabilir. Güzel. 3 çarpı 20. 4 çarpı 15, 5 çarpı 12 ve 6 çarpı 10. Güzel. Bakın, bak bir yere kadar güzel gitti. Sevgili arkadaşlar bak, kısa kenarları aynı olanlar. Bu olabilir değil mi? 1-1. 2-2 bu şekilde olabilir. 3-3 bu şekilde olabilir. 4-4 bu şekilde olabilir. Şimdi 6 yok. 6 şu şekilde olabilir. Kısa kenarlar değil mi? Bu şekilde örtüşebilir arkadaşlar. Bak birbirlerini tamamlayanları buldum. Bu durumda benim şeklim ne olabilir? 1'e 1 çarpı topla bunları 132. Sevgili arkadaşlar şimdi bunun çevresini toplasam çok olacağını görüyorsun. Burada ne olabilir? 2'ye şunları topluyorum şimdi değil mi? İkisini. 66 olabilir. Bak gittikçe azalıyor. Ne kadar yaklaşırsa o kadar güzel oluyor. Bütün alternatifleri yazacağım. Sen en kısa, en az olduğunu, bu olduğunu zaten hemen anladın. Ama biz gene de yazalım. Bak 3'e 3 çarpı, şöyle yapalım bunları da minik çarpı yapalım. 3 çarpı 44. 4 çarpı, topla bunları 33. Hop 6 çarpı, yanlış gitmiyoruz değil mi arkadaşlar? Güzel. Acaba erken mi konuştuk? 6'yı gördük mü ya? 6 çarpı 10. 6, 6 da olabilir değil mi? 6 çarpı 12. 6 çarpı 10.
Gelelim. Bu iki yan kısa kenarın çakıştırıcı aşağıda girdik dörtgen elde ediyor. Elde eden bu dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu ile kısa kenar. Ha, bak 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 bak. Tamam. Nereyi atladık? Aralarında asalı atladık, değil mi? 6 çarpı 12'den de arkadaşlar toplarsam 22 olur, değil mi? Güzel. Bak, bütün olasılıklarım bu. Şimdi buradan kimleri alabilirim? Yeşil kalemle alalım. Değil mi? Biz o şeyi, şu kısmı neredeyse atlıyorduk arkadaşlar. Bak, şunu alabilirim. Bunu alabilir miyim? Alamam. Çünkü bak, aralarında asal değil. Aralarında asal mı? Evet hocam, asal alabilirim. Aralarında asal mı? Evet, asal alabilirim. Aralarında asal mı? Değil, alamam. Bak, birbirlerine yaklaştıkça azalıyordu arkadaşlar. Neyi buldum? Hepsini tek tek hesaplasan zaten topla çarp 2'ye, değil mi? Bir dikdörtgenin kenarını nasıl buluyorum? Şunu yazacağım. 4'e 33 bulduk biz. Değil mi? Şu arkadaşla bu arkadaşı toplarım, değil mi arkadaşlar? 4 artı 33. Hop, bunu da 2 ile çarparım. Çünkü bir uzun bir kısa. O bir uzun bir kısa da burada var. Bu arkadaş 37, 2 ile çarparsam da sevgili arkadaşlar ne olur? Hop, 37 çarpı 2'den 74 olur. O da buradadır cevabı. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Şunları hesaplasam bak, 47 çarpı 2 çok fazla. 133 artık yani çarpılmaz bile, değil mi? Evet, geldi. Yoksa soru bizi çarpar. 3 numarayla devam ediyoruz arkadaşlar. 3 numara uçtu geldi. Sahnedeki yerini aldı. 3 kardeş belirli bir yıl arayla iki fotoğraf çektirmiştir. Enteresan, nasıl bir soru olacak acaba? Yıl arayla ve fotoğraf. Tamam. Bu üç kardeşin birinci fotoğrafı çektirdikleri yıldaki yaşlarının dağılımı birinci grafikte. O arkadaşlar, yaşların dağılımı da mı varmış ya? Yaşların dağılımı da yapılıyormuş. Ben burada bu arada kalemimin ucunu ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi ayarlayacağım. Evet, diyor ki arkadaşlar, bu üç kardeşin birinci yaşların dağılımı birinci grafikte. İkinci fotoğrafta da diyor arkadaşlar, yıldaki yaşların dağılımı. Ha, belli bir yıl geçecek aradan. Tamam, belli bir yıl geçecek aradan. O yıl geçtikten sonra da arkadaşlar yaşlarının dağılımı şekil 2'deki gibi oluyormuş. Olsun bakalım, bilece bir mahsuru yok. Evet, kalemimin eğer bu saatten sonra çalışmazsa, ha çalıştı. Şimdi belli bir zaman geçince bu oluyormuş. Okuyalım. Bu üç kardeşin birinci fotoğrafı çektirdikleri yıldaki yaşların toplamı 36. Oo, çok güzel bir bilgi edindim. Ben bu bilgiyle arkadaşlar burada herkesin yaşını bulabilirim. Buna göre bu üç kardeş ikinci fotoğrafı birinci fotoğraftan kaç yıl sonra çektirmişlerdir? Ben sana söyleyeyim. X yıl. X yıl sonra. Arkadaşlar bak, bir nevi yaş problemi gibi de olmuş. Sen şimdiden aklına koy. 9. sınıfta falan çok karşına çıkacak. Yaş problemlerinin en çok karşına çıkan kısmıdır. Bu X yıl sonrayı hiç unutma. Bir de kaç kardeş var? 3 kardeş var. Bu trikleri de unutma. Şimdi şuraya geldiğimde 100 derece, 40 derece, 360'dan çıkartınca ne kadar kalır arkadaşlar? Burası 220 derece olur. Bak, bu normalde nedir biliyor musun? Şu arkadaş 40K, bu arkadaş 100K, bu arkadaş da 220K olur. Ya arkadaş, bu yaşlarda olma şansları yok. Sen bunları 10'la sadeleştirsen, bak 10K, 4K, 22K şeklinde dağılımlar olduğunu görürsün. Ve hatta hemen gözün şuna iliştiğinde 36, bak 10 yaşında, 4 yaşında, 22 yaşında olduklarını hemen anlarsın. Ama şöyle de dersin. Hocam, bütün tamamı 360 derece 36'ya denk geliyor ise toplamları, mesela 10, 100 derece kaça gelir? 100 derece x var mıydı? X yıl sonra dedik. Kendi arasında şöyle şey yapalım. İçler dışlar, ya da oran orantından hemen bilirsin. Bak, onda biri. Onda biri nedir arkadaşlar? 10. Bu arkadaş 10 yaşında. Onda biri bu arkadaş 4 yaşında. Onda biri bu arkadaş 22 yaşında. Konu kapanmıştır arkadaşlar.
hemen anlarsın. 360 derece 36'ya denk geliyor ise her biri için tek tek oran orantı yapmana gerek yok. Bir tanesini için yaparsın ya da buradan KKK diye de gidersin. 10K artı 4K artı 22K veri de öyle yapıyorduk ya. Toplamları 36 da diyebilirdik. 10K artı 4K artı 22K eşittir 36. Buradan K'yı 1 bulursun zaten. Tamam, cebe oturttuk. Arkadaşlar bakın X yıl sonra bu arkadaşın yaşı 10 artı X olur. Hemen yaz kenara. Bu arkadaşın yaşı 4 artı X olur. Bu arkadaşın yaşı da 22 artı X olur. Değil mi? X yıl sonra. Bunların dağılımı da bu şekildeymiş. Vallahi ben şimdi buradan bir sürü şey yapabilirim yani. Gidebilirim. 108 derece 72 derece. Bu kaç derece olur arkadaşlar? 180 derece. Zaten şekil sana söylüyor. Diyor ki şimşek diyor. Bak bütün bu yaşların toplamının yarısı zaten şu büyük kardeşin. Arkadaşlar ilk yıl sonra bu arkadaş kaç oldu? 22 artı X yaşında oldu. Yani ben bu durumda şunu söyleyebilirim. 22 artı X bütün buradaki arkadaşların toplamının yarısı kadar olur değil mi? Çünkü 180 derece tamamının yarısı. Hepsinin toplamı ne kadar? Sevgili arkadaşlar görüyorum bak 10 artı X, 4 artı X, 22 artı X. Topla 36 artı 1, 2, 3, 3 X. İşte bunun yarısıdır arkadaşlar. Ha bak şimdi sen bunu şöyle de düşünebilirdin. Burada hepsi 36 değil mi toplamları? Toplam. X yıl geçtiğinde 36 artı X yanlışını yapma. Çünkü her biri X yaş alıyor. Bak X yaş, X yaş, X yaş. 36 artı X'i buradan da söyleyebilirsin. Ama teker teker böyle yazarsam da kolayca görürüm. Arkadaşlar ben buradan neyi bulacağım? İşte X'i bulacağım. Konu kapanmıştır. İçler dışlar çarptığımda ne görüyorsun? 44 artı 2 tane X. 2'yi bununla çarpıyorum. Çünkü eşittir 36 artı 3 X. 2x'i buraya gönderdim. 3x eksi 2x. Bu da 44 eksi 36 oldu. Lafın boşu boşuna uzatıyorum. Yani 8 olduğunu sen zaten gördün. Değil mi sevgili arkadaşım? Evet. A şıkkını keyifli bir şekilde işaretledim. 4 numara der ki. Çevresinin uzunluğu 44 kök 5 olan dikdörtgen şeklindeki tahta masa. Dikdörtgenmiş. Kare olsaydı ne kadar güzel olurdu. Şeklindeki masa yatay ve dikey. Kesikli çizgilerin her birinin uzunluğu birbirine eşit olacak biçimde aşağıdaki gibi şekilde ayrılıyor. Arkadaşlar yatay dikey. Bak şunların her biri tek tek aynıymış. Güzel. Aradaki boşluğa böyle ayırmışız sonra. Ölçülere uygun biçimde kesilen bir cam aşağıdaki gibi kesildiğinde masanın uzunluğu 20 kök 5 oluyormuş. Söylemiş zaten bana. Güzel. Şuna şuraya bir yazalım ya. Çevre 44 kök 5. Çünkü ben birazdan sayfayı kaydırdım da kaybolmasın o arkadaş. Tamam. Buna göre yerleştirilen cam kısmın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar şu camın tamamen çevresini soruyor. Ya da şuradaki çevreyi de bakabilirim. Şimdi ben burada nasıl bir hesap yapalım, neler yapabilirim bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle benim çevrem, şu arkadaşın çevresi 44 kök 5. Peki neler söyleyebilirim arkadaşlar? Bak şunu söyleyebilirim. Şu arkadaş, şu arkadaş, şu arkadaş, şu arkadaş, şu arkadaş ve bu arkadaşın toplamı şunun tamamı kadar olmaz mı? Evet. Değil mi? Bak bunların tamamı bu kadar. Güzel. Sevgili arkadaşlar dikeylere bak. Dikeylerde de şunun toplamı, bunun toplamı, bunun, bunun ve bunun toplamı da aha da işte bu kadar olmaz mı? Vallahi olur hocam. O zaman ben bütün bunları toplayıp şöyle bir kırmızı daha yap, bir yeşil daha yap. 2 ile çarpsam çevreyi bulurum. Ve bunların her biri de kesikli çizgi her biri de birbirine eşit demiş miydi? Vallahi demişti. Her birine x diyelim o zaman. X, 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 değil mi? Arkadaşlar kaç tane var bundan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11x çarpı 2. İkişer tane çünkü değil mi sevgili arkadaşlar? Bir burada bir burada şu kırmızılardan ikişer tane sağlı solu. Yani toplamda ne kadar var arkadaşlar? 22 tane X var. Çevre olarak. Bu çevre.
Bu çevreye bana ne dedi? 44, 45 dedi. Ben X'i hemen bulayım. Bulayım. Çünkü buradan camın bütün çevresine gidebilirim ben bu şekilde. Arkadaşlar 22x eşitmiş 44 kök 5, değil mi? Evet. Her iki tarafı 22'ye böldüm ben şimdi. Yolcu yolcu x eşittir. Bak 44 ile 22 de sadeleşti. 2 kök 5'miş. Buna sıkı sıkı sarılırım arkadaşlar. Çok işime yarayacak. Neden? Hemen şuraya bakacağım. Sevgili arkadaşlar, şimdi burada camın şu uzunluğunu bulmak isterim ben. Bunu da başka bir kalemle göstereyim mi sana? Gösterelim. Bak şu uzunluğunu bulmak isterim. Bunu bulmak için ne yaparsın? Şu arkadaş yeşilin uzunluğunu bulalım önce. Yeşilin uzunluğunu 20 kök 5'ten çıkartırsam şu maviyi bulurum, değil mi? Vallahi doğru hocam. O zaman say. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6 çarpı 2 kök 5 eşittir 12 kök 5. Arkadaşlar bu 12 kök 5'miş. Şu maviyi söyle bana şimdi. Mavi içinde ne yapacağım? 20 kök 5 eksi 12 kök 5. Buyur sana 8 kök 5. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Burası da 8 kök 5'miş. Şimdi Amerika'yı yeniden keşfetmeme gerek var mı? Yok. Çünkü burası da 8 kök 5. Şimdi bu saatten sonra sayma işlemini yapacağız arkadaşlar. Neden? Bu arkadaşın bütün çevresini say. Bak burada iki tane 8 kök 5 var bir kere helalinden, değil mi? Artı ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane de sevgili arkadaşlar, yanlış saymadık umuyorum. 18 tane de şu arkadaştan var, değil mi? Ufaklıklardan. Evet, haklısın hocam, değil mi? 18 tane de arkadaşlar 2 kök 5'ten var. 2 kök 5. İşte buyur sana cam çerçevenin çevresi. A ama C yazmam lazım. Cam çerçevenin çevresi. 16 kök 5 artı 36 kök 5. 16 ile 30. Bak arkadaşlar bu da ne biliyor musun? 16 tane kök 5 artı 36 tane kök 5. Yani 52 tane kök 5 yapar. Bunu da dediğim gibi güle oynaya arkadaşlar işaretleriz. Anlaştık mı? Anlaştık. Geldim 5. soruya. 5'i çağırdık. 5 de şu şekilde. Çevresinin uzunluğu 8x artı artı 32. Vay bayağı şeymiş. Enteresan bir uzunluk arkadaşlar. Olan dörtgensel bölgenin içine, şimdi bu arkadaşın çevresi bu kadar. Güzel. İki eş dikdörtgen, iki eş dikdörtgen sarı sarı ve bir kare. Görüyorum mavi de kare. Hop şu sarı o da mavi. Güzel. Dörtgenlerin birer kısa kenarlarının şu arkadaş da sarıydı. Bir dikdörtgenlerin birer kısa kenarı karenin bir kenarı ile doğrusal olacak biçimde aşağıdaki gibi çizilmiştir. Ya şu şekilde arkadaşlar, doğrusal dediği tam hizaya getiriyor. Güzel. Bu şekillerden kare maviye, bu şekillerden kare maviye, dikdörtgenler sarıya boyanmıştır. Zaten sağ ol, Allah razı olsun. Biz bunu görmüştük zaten. Dikdörtgenlerden birinin çevresinin uzunluğu, denenenin, şu sarının arkadaşlar, birisinin uzunluğu çevresinin 2x artı 10'muş santimetre. Ve karenin bir kenar uzunluğu dikdörtgenlerden birinin uzun kenarına eşittir. O güzel, işimiz kolaylaştı. Şu uzunlukla bu uzunlukla birbirine eşitmiş. Güzel. Buna göre boyanmayan bölgelerin toplam alanının santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar öncelikle bir plan yapalım. Planımız şu. Biz bu uzunlukları bilirsek şu dörtgensel alanı bulurum. Sonra sarı ve mavi alanlarını çıkartarak boyanmamışı buluruz, değil mi? Harika. Bu yüzden ne yapalım sevgili arkadaşlar? Şimdi bizim çevremiz bu kadar. Doğru mudur? Doğrudur. Peki başka neler yapabilirim? Neler söyleyebilirim? Sevgili arkadaşlar bana dedi zaten şu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit dedi. Güzel. Ben bunları hemen senin için siyah yapmıştım. Kırmızı kırmızı yaptım. Arkadaşlar sarının bir uzunluğunu da yeşille göstereyim.
Şu da sarı. Güzel. Burası da sarı. Yeşil. Aa, arkadaşlar ne fark ettim? Bak bu arkadaşın uzun kenarı. Uzun kenarı. Bir uzun sarı değil mi? Uzun sarı. Kısa sarı diyelim buraya. Buraya da mavi diyelim. Neyden oluşuyor? Uzun sarı artı kısa sarı artı maviden oluşuyor. Sevgili arkadaşlar, hop bu kenarına bak. Bu kenarda da bak ne var? Uzun sarı artı kısa sarı, uzun sarı, kısa sarı artı mavi var. Sevgili arkadaşlar, bu kareymiş ya. Değil mi? Kareymiş. O zaman çevre 8x artı 32 bölü 4. Bir tanesinin uzunluğunu bulacağım arkadaşlar. Bakın bu da nasıl yapılıyor arkadaşlar? Bunu bazen arkadaşlarımız karıştırabiliyor. Mesela niye ya biz eskiden mesela 32 ile 4'ü sadeleştiriyorduk. 8x artı 8 niye yazmıyorum ki diyebilirsiniz. Arkadaşlar burada toplama var. Aman dikkat edin. Çarpma olsaydı yaptığın işlem doğruydu. Ama bizim bu nasıl biliyor musun? 8x bölü 4 artı 32 bölü 4. Rasyonel sayılarda toplamayı ben böyle yapıyordum ya, paydalar eşit kalıyor. İşte ben bu yüzden bunu ve bunu ayrı ayrı bölüyorum. Bak 8 ile 4'ü sadeleştir. 2x. Şimdi 32 ile şeyi sadeleştir. 4'ü 8. İşte arkadaşlar bir kenar bu. Nasıl bölme işlemi yaptığımı anladık değil mi? Çoğu arkadaşımız burada hata yapabiliyor arkadaşlar. Güzel, bu arkadaş ne kadarmış? 2x artı 8'miş. Güzel, bunu belirledim. Peki bu iş benim ne işime yarar? Aa, sevgili arkadaşlar, dikdörtgenlerden bir tanesinin çevresinin uzunluğu bu kadardı, değil mi? 2x artı 10. Şimdi bu şu demek. Sarıyı şuraya çizecek olursam. Arkadaşlar, bir uzun, şurası uzun sarı, burası da kısa sarı dedik ya, kısa sarı. Sevgili arkadaşlar, kısa sarı artı uzun sarı iki katı benim çevrem olur değil mi? 2x artı 10 olur. Yani bu durumda kısa sarı artı uzun sarı 2x artı 10 bölü 2 olmaz mı? Evet hocam, aynen öyle olur. Şimdi yukarıda yaptığımızın aynısını yapıyorum bak. Hem bunu böleceğim hem bunu böleceğim. X artı 5 olur. Sevgili arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. Kısa ile uzunun toplamı ne kadar oldu? X artı 5. Sevgili arkadaşlar, hayırlı işler. Ben şimdi mavinin bir kenarını bulabilirim. Nasıl bulurum? Bak şu 2x artı şöyle yayayım. 2x artı 8 eşit değil mi? Bir uzun sarı bir kısa sarı değil mi? Yani x artı 5 artı bir tane mavinin uzunluğu değil mi? Evet. Bakın bir uzun, bir uzun, bir kısa ve bir mavinin toplamı 2x artı 8. Bu durumda arkadaşlar mavi ne kadar olur? Mavinin bir kenarı 2x artı 8. Sola gönderiyorum. Eksi x, eksi 5 eşittir x artı 3. Arkadaşlar burası x artı 3 bulunmuştur. Bu saatten sonra çorap söküyor gibi. X artı 3. Hatta bunlar da bunlara eşitti. X artı 3. X artı 3. X artı 3. Sadece geriye ne kaldı arkadaşlar? Şu sarının kısası. Hop. Şunu da topladım bak. Şuraya kadar olan uzunluğum ne kadar olur? Şu x artı 3, x artı 3 toplasam 2x artı 6 olur. Tamamı da 2x artı 8 değil miydi? Evet. Demek ki burası ne kadarmış arkadaşlar? 2 birimmiş. Bunu da yakaladım. Hop. Tamam, şunlar da x artı 3. Zaten bunlar da belli oldu. Sevgili arkadaşlar, şimdi yapacağım işlem ne? Baştan planımızı yapmıştık. Bu arkadaşın tamamının alanı. 2x artı 8'in karesinden neyi çıkartacağım? Diğerlerinin toplamlarını çıkartacağım. Onları da teker teker çıkartacağım yani. İki tane sarıyı çıkartacağım. Sarının alanı ne kadar arkadaşlar? 2 çarpı x artı 3. Güzel. Bir de neyi çıkartacağım? Maviyi çıkartacağım. Mavinin de x artı 3'tü bir kenarı. X artı 3'ün karesi.
Haydi hayırlı işler. Bunu bir açalım arkadaşlar. O bir şeyin karesini hesaplarken birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 32x artı ikincinin karesi diyoruz arkadaşlar. Eksi bu 4 4x ama bak eksiyle çarpıyorum ha. Aman dikkat edin arkadaşlar. Burası eksi 4. Eksi 4'ü 3 ile çarpıyorum. Eksi 12. Burada da şu arkadaş x artı 3'ün karesini hemen söyleyeyim bana. X kare artı 6x artı 9 değil mi arkadaşlar? Sen bunları zaten biliyorsun. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesi. Başında da eksi var. Eksi x kare, eksi 6x, eksi 9. Sonra gerekli işlemleri yaptığımızda ne görüyorsun? 3x kare değil mi? Ups. Evet 3x kare. Hop. 3x kare. Şundan şunu çıkarttım. X'lere bak şimdi. Hop. Eksi 10 buradan geldi. Artı 22x oldu. Sonra da şu iki şu 3 arkadaşım kaldı. Şöyle yapalım onları da farklı farklı altlarını. 21 64'den çıkarınca arkadaşlar kaç kalır? 43 kalır galiba değil mi? 43 kalır ki o da C şıkkından bize gülümser. Harika. O zaman arkadaşlar durmadan 6 ile devam edebiliriz. 6. soru şu şekilde arkadaşlar. Kısa kenar uzunluğu 5x santimetre olan dikdörtgen şeklindeki panoya görüyorum. Kare şeklinde 2 poster, kare şeklinde 2 poster panonun kenarlarıyla çakışacak. Posterler arası boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek biçimde şekil 1 ve şekil 2'deki gibi yerleştirilmektedir. Gayet güzel. Buna göre büyük posterin bir yüzünün alanının küçük posterin bir yüzünün alanından kaç santimetre kare fazla olduğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar öncelikle ne yapıyoruz? Bizden ne isteniyor? Büyük küçük posterin bir yüzünün alanından ne kadar büyük oldu? Büyük küçükten ne kadar? Bunlar kare değil mi arkadaşlar? Kare öğretmenim. O zaman bunun bir kenarına A diyelim arkadaşlar. A. Şu arkadaşa da B diyelim. Yani bizden istenen şuralar A, şuralar B olduğuna göre A kare eksi B kare değil mi? Evet. Büyüğün alanı A kare çünkü bu bir kare. Küçüğün alanı B kare çünkü bu bir kare. Sevgili arkadaşlar ben özdeşlikler biliyorum. Bakın biz buna ne diyorduk? Tam kare farkı diyorduk. A kare eksi B karenin farkını yazdığımızda çarpanları ayrılmış şeklinde neydi? A artı B çarpı A eksi B. Yani aslında biz bir baktığımızda önce A'yı bulmak, daha sonra da B'yi bulmak isteriz değil mi bu şeyde? Ama bunu açtığımda da görüyorum ki ya diyorum ben A'yı ve B'yi tek tek bulmaktansa A artı B'yi ve A eksi B'yi bulursam da sorumu çözebilirim. Peki bulma şansım var mı? Arkadaşlar bence var. Neden? Bakın şuradaki kısa kenar uzunluğum. Benim burası A kadardı. A artı B artı X artı 4 yazayım. A artı B artı X eksi 4. Kaç oluyormuş? 5X oluyormuş. Ben buradan A artı B'yi bulabilirim. A artı B burada dursun. Bütün X ve 4'ü buraya atayım. 5X. Şimdi X'i buraya sağa attım. Eksi X. Eksi 4'ü attım. Artı 4. Yani bu durumda ne oldu arkadaşlar? A artı B ifadesi 4X artı 4 oldu. Harika bunu yakaladım. Sıkı sıkı sarıldım. Peki eksiği bulabilir miyim birbirlerinin arasındaki farkı? Tabii ki bulabilirim. Bak burada avaz avaz bağırıyor zaten. Diyor ki A'dan B'yi çıkartırsam burası A kadar burası B kadar. A eksi B de 2X eksi 2 kadar diyor. Harika. Buna da sıkı sıkı sarıldık. Bizden ne istiyordu? A artı B çarpı A eksi B. Bu iki ifadeyi cebirsel ifadeyi çarpalım. 4X artı 4 çarpı 2x eksi 2. Şimdi sevgili arkadaşlar ben bunu çarpmanın toplamı üzerine dağılma özelliği olarak yapıp çarpabilirim. Ancak biraz derleyip toparlayabilirim değil mi? Neler görüyorum bir bakalım. Şu arkadaşı 4 parantezine alabilirim. Burada x artı 1 kalır. Şu arkadaşı da 2 parantezine alabilirim. Herkes çarpım halinde x eksi 1 olur değil mi? 2 parantezine bakın. 2x eksi 2 4x artı 4. Harika! Ve arkadaşlar ne görüyorum? Bak 4 ile 2'yi çarpıyorum. 8 diyorum. Ve burada karşıma yine ne çıkıyor?
x artı 1, x eksi 1. Şurada yaptığımız dönüşümün, özdeşliğin tersini yapıyorum. Arkadaşlar bunu asla unutmayın. Bütün eğitim öğretim hayatınız boyunca a kare eksi b kareyi görünce aklınıza bu gelecek. A artı b çarpı a eksi b. A artı b çarpı a eksi b'yi görünce aklınıza da a kare eksi b kare gelecek. Bakın yine a artı b, a eksi b gibi bir şey görüyorum. Bu ne demek? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Buyur arkadaşım. 8 çarpı ilk kare eksi 1. Bu arkadaş b şıkkından bize göz kırpıyor. 7 numaranın gelme vakti gelmiştir. 7 numarayı çağırıyoruz. Hop geldi. Bir olasılık sorusu daha arkadaşlar. Basit olasılıkları artık biliyoruz değil mi? Neymiş? İstenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumlar arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde ifade edebiliyorum. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. Karşımıza neler çıkacak? İki raftan oluşan bir çiçeklikte renkleri dışında özdeş kırmızı, mavi, sarı renkli saksılar bulunmaktadır. Hemen ben buraya bir raf çizeyim. Hop, şurada arkadaşlar iki tane rafımız var. Hatta şöyle üç boyutlu çizmek istersek çok güzel çizerim ben. Tak tak tak. Görüyorsun rafımızı böyle görmüş de olduk. Şuralar nokta nokta. Güzel. Kırmızı, mavi ve sarı. Kırmızı ve mavi sarıların bulunduğu birinci raf. Buraya birinci raf diyeyim. Birinci raf. Buraya da ikinci raf diyelim. İstiyorsan sen yukarıya bir, ikinciye ikinci raf diyebilirsin alttakine. Birinci raftaki toplam saksı sayısı 12. Arkadaşlar burada 12 tane saksı varmış. Saksı birinci raf toplam sayısı 12. Ha, yalnız ne dedi burada? Kırmızı ve mavi. Arkadaşlar burada kırmızı ve mavi var. Kırmızı ve mavi. Sarı ve mavinin, hop burada da sarı ve mavi var. Bulunduğu ikinci raftaki toplam saksı sayısı da 18'miş. Burada da 18 arkadaşlar. Harika. Sorumun çatısını oluşturdum. 18'dir. Birinci raftan rastgele seçilen bir saksının kırmızı olma olasılığı. Buradan arkadaşlar kırmızı. Birinci raftan kırmızı olma olasılığı değil mi? Kırmızı bölü 12'dir. Toplamda 12 tane var çünkü. İkinci raftan rastgele seçilen bir saksının sarı olma olasılığına eşittir. Burada da sarı bölü 18 diyeceğim arkadaşlar. Eşitmiş. Allah'ım ne kadar güzel bir bilgi. Şahane bir bilgi. Buna göre bu çiçeklikteki mavi saksıların toplam sayısı için kaç farklı olası durum vardır? Arkadaşlar hemen analizimizi yapalım. Bana ne dedi? Şu iki olasılık birbirine eşitmiş. S bölü 18 eşitmiş K bölü 12'ye. Bu arada arkadaşlar S sarı sayısı, K kırmızı, M de mavi sayısı olsun. Olur mu? Biz bunları söyledik. Peki bu şekilde o zaman ne olabilir? Gördüğünüz üzere arkadaşlar S bölü 18, K bölü 12 olacak. Acaba maviler kaç tane olabilir? Arkadaşlar bunu bulmak için ne yapacağım? Ben kırmızının, sarının ve mavinin birinci raftaki mavi ve ikinci raftaki maviler olarak ayırmam gerekir değil mi? Doğru. Şimdi bunu nasıl bulacağım? Arkadaşlar gördüğünüz üzere S bölü 18, K bölü 12. Ne yapacağım? Önce bir sadeleştirme yapacağım. Çünkü olabilecek en küçük durumları bulmaya çalışacağım. Her iki tarafı da bak bölen kim? 6. 6'ya bölüyorum arkadaşlar. Ben bir eşitlik gördüğümde eşitliğin her iki tarafına da aynı işlemi yaparsam eşitlik bozulmaz arkadaşlar. 6'ya bölüyorum dedim ama 6 ile çarpacaktım aslında değil mi? 6 ile çarpıyorum arkadaşlar. Hemen kafamız karışmasın. Aslında 6'ya bölme işlemi hem 18'i hem de 12'yi böleceğim. 6 ile çarpıyorum. Bak 6 ile çarptığımda ne geliyor? Hop hop 3, hop hop 2. Yani S bölü 3 eşittir K bölü 2. Arkadaşlar sen bunu söyleyebilmek için en küçüğünü söylüyorsun. Yani bu durumda S'ler 3K kadar, K'ler de 2K kadar olur. Bu ne demek? En az olarak kırmızıdan 2 tane, sarıdan da 3 tane olabilir demek. Şimdi bu kadar olursa arkadaşlar değil mi? 2 bölü
12 eşittir 3 bölü 18. Tuttu. Birinci rafta arkadaşlar kaç tane saksım mavi için kalır? Bakın 5 tanesi toplam 12 tane demiştik. Kırmızı, sarı. Ha, kırmızı 12 ise maviye 10 kalır. Değil mi? O bunu tetikleyecek. Bu arkadaş da bunu belirleyecek. Kırmızı artı mavi 12'di. Şimdi sarı artı mavi 18'di. Burada da 15 tane kalır. Bakın birinci olası durumum bu arkadaşlar. İkinci işte sevgili arkadaşlar biz 3K, 2K'yı var ya bu yüzden söylüyoruz. Burada K 2'nin bir katı, kırmızı 2'nin bir katı, sarı da 3'ün bir katı anlamına gelir. Şimdi ben bunları 2 ve 3'ün bir katı bir katı yaptım. Şimdi 2 katına bak. 4, 6. Şimdi 3 katına bak. 6, 9. 3 ile çarpıyorum bakın. Şöyle de diyebilirim. K eşittir 1, K eşittir 2, K eşittir 3, K eşittir 4, K eşittir 5 şeklinde düşünebilirim arkadaşlar. 4 olduğunda ne olur? 8 ve 12, 5 olduğunda 10 ve 5, 15. Güzel. Bir tane daha yürütelim mi arkadaşlar bunu? Bakalım yürüyecek mi? Ama yürümüyor herhalde. Neden? Bak K6'yı deneyelim. 6 olduğunda 6 ile 2'yi çarparsam 12 olur. 6 ile 3'ü çarparsam 18 olur. Maviye hiç kalmaz ki. Oysa bana mavinin olduğu söylenmişti değil mi arkadaşlar? Bu durumda kesiyorum. Şimdi olası durumlarımda ne olur? Bakın 4 artık burası 8. 2 2 azalıyor. 6 6 8 4 10 2 burayı almamıştık zaten. Şuraya geldiğimde şunları da şöyle yazalım o zaman. Ha, bu hatta ikinci şeyimizde ikinci kısmımızda bu olsun. 3 15 6 12 9 9 bak burada da bu 3 3 3 3 artıyor. Bu da 3 3 3 azalacak arkadaşlar. 6 3. Buyur. Bütün olası durumları gördük. 10 15 olabilir. Birinci raf, ikinci raf. 8 12 olabilir. 6 9 4 6 2 3 olabilir arkadaşlar. İstiyorsan bunları da toplarsın. İşte 25 20 15 10, 5 diye de olası durumları görebilirsin. 1, 2, 3, 4, 5 tane durumumuz çıktı arkadaşlar. A'yı da işaretledim. Hop dedim 8'e geçtim. Yine bir olasılık sorusuyla sevdiğimiz bir durumla karşılaştık arkadaşlar. Yine istenilen durum bölü tüm durumlar. Bir fabrika, 8. soru böyle sesleniyor bize. Bir fabrikada sadece A marka telefonun bir modelinin siyah ve beyaz renkleri üretilmektedir. Güzel. Bu fabrikada üretime ilk kez Nisan ayında başlanmıştır. Dikkat ettiniz mi? Nisan'ın N'si küçük harfle yazılmış arkadaşlar. Ay isimleri küçük harfle başlıyormuş demek ki. Ben buradan bunu anladım. Başlamış. Ağustos ayı sonunda üretime son verilmiştir. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Güzel. Aşağıda bu fabrikanın her ay sonunda, arkadaşlar buna dikkat edin. Her ay sonunda. O ay ve ile o aydan önce üretilmiş tüm telefonların sayılarından bazılarını gösteren çizelge verilmiştir. Ben ne anladım arkadaşlar? Sürekli toplaya gidiyoruz üretimleri. Güzel. Her ay sonundaki toplam beyaz, her ay toplam beyaz telefon sayısı toplam siyah renkli telefon sayısının 2 katıdır. Güzel bir bilgi arkadaşlar. Ne anladım ben? Demek ki buraya yazacaklarım hep onların 2 katı olacak. Tamam. Bu fabrikadaki tüm telefonlar arasından sonra soruya geçiyoruz. Rastgele seçilen bir telefonun sadece Haziran ayında üretilen beyaz renkli telefon olma olasılığı, sadece Temmuz ayında üretilen siyah renkli telefon olma olasılığına eşittir. Güzel bir bilgi. Buna göre bu telefonlar arasından rastgele seçilen bir telefonun Haziran ayından önce üretilmiş olma olasılığı nedir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi böyle durumlarda ne yapmalıyım sevgili arkadaşlar? Tabii ki benim mümkün olduğunca bilgilerimi çoğaltmam lazım değil mi? Bilgileri çoğaltmamdan kastım ne benim? Şu tabloyu olduğunca doldurmaya çalışacağım. Mümkün olduğunca fazla doldurmaya çalışacağım.
Bunun için de başlarım doldurmuyor. İlk bilgim neydi? Beyazların sayısı arkadaşlar siyahların sayısının 2 katı oluyordu. Demek ki bu bunun yarısı 20 burada. 2 katı. Başka ne var? 85. 2 katı ne yapar? 170 yapar. 310 yarısı ne yapar? 155 yapar. 250 2 katı ne yapar? 500. Bakın arkadaşlar mümkün olduğunca bütün bilgileri doldurdum. Ah be keşke Mayıs'ı da bilseydim. Sorun değil aslında. Buraya da ne diyebilirim? Burada A kadar varsa burada da 2A kadar vardır değil mi? 2 katı o kadar olacak. İşte şimdi burayı doldurabilmek için tarihi bir fırsatım var arkadaşlar. Bana böyle bir bilgi vermiş. Sadece Haziran ayında üretilen beyaz renkli. Arkadaşlar beyaz renklilere gel. Burada kaç tane görüyorsun? 170. Peki sadece Haziran ayında üretilenler kastettiğinde ne derim? Şunu derim. 170-2A derim. Hocam ne yaptınız? Sevgili arkadaşlar sürekli üzerine koymuyorum. Bak hatta şuradan sana örnek vereyim. 310'dan 170'i çıkarsan demek ki burada 140 tane üretilmiş değil mi? Bak 140 üretilmiş 170 eklemişim. Burada 190 tane üretilmiş hop buraya eklemişim. Bak bunun yarısı olacak 95 tane. Burada da artı 95 tane üretmişim. Hatta gel burayı da göstereyim sana. 140 yarısı üretilmiş bak artı 70. Öyle değil mi? Harika. O yüzden çıkarttım. Ve bu arkadaşlar neye eşitmiş? Sadece Temmuz ayında üretilen siyah. Siyahlara geldim şimdi. Sadece Temmuz dedi. Hah bak Temmuz. Bunu da yazmışız zaten. Kaç yazmışız? 70 yapmışız. Arkadaşlar hop şu arkadaşa da ne demeliyim? 155-85 eşittir 70. Arkadaşlar soru çıktı ortaya. Değil mi? Şu 170-2A eşit olacakmış 70'e. Hatta sen hemen görüyorsun zaten. Hocam niye uzatıyorsun ki? Burası 100'müş demek ki diyorsun değil mi? Hop 2A eşitmiş 100 arkadaşlar. Hop burası 100'müş. 100'müş kuyruğuna gelmiş. 100-2A burası da 50 zaten. Direkt kendiliğinden ortaya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bakacağım olay ne benim? Diyor ki bana burada... sorumuzun tamamını okumam lazım tabii ki bu durumda. Haziran ayından önce üretilmiş olma olasılığı. Arkadaşlar bütün üretilenler ne kadar? Bu kadar bak toplamlarını buraya yazmış zaten. 750. Ben zaten olasılığı biliyorum bak. Tüm olası durumlar payda kısmında, istenen durumda pay kısmında. Yazdım. Hop 750'yi buraya yazdım tüm durumlar. Şimdi neyi belirlemem gerekiyor, bulmam gerekiyor? Haziran ayından önce üretilmiş olma olasılığı kaçtır diyor arkadaşlar. Bakalım. Haziran. Haziran'dan öncekiler bu kadar değil mi arkadaşlar? Bak Haziran'dan önce. Kapattığımda kabak gibi ortaya çıktı. 150 daha. Hop 150. Tamamı da 750. 150'yi de buraya yazdım. Önce sadeleştirirken arkadaşlar sıfırlardan bir kurtul. 15-75 evet ben bunu biliyorum. 1 bölü 5. 15'e böldüm. Ya bilemiyorsan önce 3'e böl. 5. 3'e böl. 25. 5 bölü 25. Bu da 1 bölü 5. Böyle de kolay kolay sade sade yapabiliriz arkadaşlar. A şıkkını işaretleyelim mi? İşaretledik bile. 9 numara gelsinler. 9 numara geliyor arkadaşlar. Ben hemen buradan... Bunu açarken hemen telefonumda çok acil bakmam gereken bir şey var. Çaktırmadan oraya da bakıyorum. Diyor ki arkadaşlar 9. Çevre uzunluğu. Oo tamam vaktimiz varmış. Çevresinin uzunluğu 20A kadar olan. Güzel olsun. 20A santimetre olan. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın. Kısa kenar uzunluğu uzun kenar uzunluğun 2 bölü 3 katıdır. Arkadaşlar hiç affetmem. Bak 2 bölü 3. Kısa kenar uzun kenar. Burası 2K kadar. Burası da 3K kadar. Konu kapanmıştır. 2K. Hop. Şurası da 3K. Kabul mü? Kabul. Oran orantıdan ben bunu biliyorum. Ama kendime yazmışım tabii. 3K 2K. Güzel. Bu kağıt şekil 1'deki gibi dikdörtgen şeklinde 4 eş parçaya kesilerek ayrılıyor. Arkadaşlar 4 eş diyor ise
şu kısımla şu kısım eşit, bu kısımla da bu kısım eşit, değil mi? Tam ortalarından kesmek zorunda. Daha sonra parçaların her biri kısa kenarlarının orta noktaları çakışarak biçim ve yerleştirerek iki şekil ikideki desen oluşturuluyor. Arkadaşlar ben bu şekil ikideki desene bakınca anne babalarınıza da söyleyebilirsiniz. Hani karton kutuları bazen katlama kapatmak isteriz ya kapaklarını. Bir türlü zor kapanır, bantlamak gerekir. Bu metot o karton kapakların kapağını kapatma metodudur. Çok güzeldir. Birbirlerinin üzerine biniyor değil mi? Güzel metot. Diyor ki buna göre oluşan desendeki boyalı bölgenin alanı santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakiler hangisi? Arkadaşlar boyalı bölgemiz aha da bu kahverengi bölge. Orayı bulmamız isteniyor. Ha A kadar demişti bana. Sevgili arkadaşlar bana söyleyin. Bakın bütün çevre 20 A değil miydi? Evet öğretmenim 20 A. Eşittir. Bana söyle bak buradan 2 K burada, 3 K burada. Burada da 2 K var. Burada da 3K var. Kaç oldu? 10K değil mi? 10K. Arkadaşlar K buradan ne olur? Her iki tarafı 10'a bölersem 2A olur. Sevgili arkadaşlar artık konu kapanmıştır. 2A olduğuna göre bu arkadaşın tamamı 3K demiştim. Burası 6A kadar olur. Bu arkadaş da hop 4A kadar olur. Bak toplayalım 10A. 10A da burada var. Toplam 20A. Şimdi bunları tek tek yazalım. 4A idi. 2A. 2A. Burası da 6A idi. 3A. 3A. Gel bu bulgularımızı şuraya bir yerleştirelim. Şurası 3A. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar bunlar da orta noktaları olacaktı. Toplamı 2A idi. A kadar. A kadar. Şimdi buralarda 3A. Şuralarda 3A. Şununla şunu ayıralım. Karışmasınlar. Birbirlerinin alanlarına girmesinler, işgal etmesinler orayı. Şurası da A kadar, A kadar, şurası da A kadar, A kadar. Her şeyi yazıyorum. A kadar, A kadar. Sevgili arkadaşlar, şimdi şurası da A kadar. Görüyorum bak A kadar, A kadar. Şurası toplam 3A. Değil mi? Şurası toplam 3A. Bak 1A burada, 1A burada. Şurası ne kadar olur? A kadar olur. Aynı şekilde burası 3A. Bakın burası A kadar. Bir A da burada var değil mi? Bak bir A burada. Bir A burada. Şuraya da kırmızıya da A kadar olur. Sevgili arkadaşlar bu saatten sonrasını bıraksam bile sen tamam değil mi? Alanın ne kadar oldu? A çarpı A ki biz matematikçiler kendi aramızda buna A kare deriz arkadaşlar. Sanırım sizler de aynı şeyi söylüyorsunuz. Geldim 10. soruya. 10. soruda şöyle sesleniyor. Sevgili arkadaşlar ABC'de birer doğal sayı olmak üzere tamam biz zaten köklü sayılarla ilgili işlem söylüyor bana. Eş karelere ayrılmış dikdörtgen şeklindeki bir kağıt üzerine ABCD noktaları şekilde işaretlenmiştir. Bu kağıt önce kısa kenarları çakışacak biçimde katlanıp açıldıktan sonra şimdi katlanıp açıldıktan sonra A noktası ile B noktası çakışacak biçimde tekrar katlanıp açılıyor. Katlama çizgileri AD doğru parçasının kesiştiği noktalar AD doğrunun kesiştiği noktalar E ve F olarak işaretleniyor. Allah Allah ne demek istiyor? Çözeceğiz. E ve F noktaları uzunluğundaki uzaklık 242 kök. Kök içinde 242 santimetre olduğuna göre C ile D noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Arkadaşlar nasıl çözeceğiz? Bakın burada şairin bize anlattığı aslında şu. Kısa kenarlar çakışacak demesi arkadaşlar. Şu arkadaşla şu arkadaşı çakışacak şekilde katlasanıza. Ben buradan aldım katladım. Katladığımda ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane aralık var. Nereden katlamış olurum? 11'im değil mi arkadaşlar? Tam yarısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuradan katlamışım. Katlama izi burada. AD doğru parçasıyla nerede kesişti? Ahan da işte burada kesişti arkadaşlar. Biz bu noktaya ne demişiz? E noktası demişiz. O zaman yazalım. Burası E noktası. Güzel, iyi gidiyoruz. Başka ne yapacağım? Şimdi diyor arkasından şimdi zor olanı. Açtık. Sonra da diyor arkadaşlar sonra A noktası ile B noktası çakışacak biçimde tekrar katlandığını. Arkadaşlar şimdi az önce ne yaptık? Bu iki arkadaş
örtüşecek şekilde katladığımda tam ortasını aldım. A ile B'nin de çakışabilmesi için A ile B'nin arkadaşlar tam ortasından katlamam lazım benim, değil mi? Tam buradan katlamam lazım. Ve bu katlama izinin AD doğru parçasıyla kesiştiği nokta neresi? Tam da burası. Bak 1, 2, 3 birim, tam ortası 1,5. Buraya da ne demişiz arkadaşlar? F noktası demiştik. Ve bana diyor ki Şimşekciğim diyor, E ile F arası, yani şu mesafe diyor, kök içinde 242 santimetre. E böyle olursa diyor şurası ne kadar olur? E sevgili arkadaşlar, oran orantı da yapabilirsin. Bir birimin ne kadar olduğunu da bulabilirsin. Hemen ne yapalım? Her bir kareye biz x, x, x diyelim, değil mi? Şuralar x, x, x olsun. Bak burası ne olur o zaman? Yarım x. Kaç tane görüyorsun? 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 tane. Arkadaşlar 5,5 x eşitmiş kök içinde 242. Tabii biz 5,5 yazmayız, değil mi? 5,5 dediğimiz şey nedir arkadaşlar? 2 ile genişletirsem 11 bölü 2 x'dir. Bu işte 242'ymiş. Şimdi 242'nin de kök içine dışına çıkarabilmek için ne yaparım arkadaşlar? Hemen algoritma 2'ye böldüm 121. Hemen dururum. Neden? 121 çok tanıdık bir şey. 11, 11, 11, 1. Hemen bulduk. Arkadaşlar bu da neymiş o zaman? 11 dışarı çıkar. 11 kök 2'ymiş. Ve görüyorsun her iki tarafı 11'e böldüğünde 11'ler sadeleşiyor. X denen arkadaşımız arkadaşlar 2 kök 2 santimetre imiş. Değil mi? Bak burada yapacağımız işlem de şu arkadaşlar. Ben bu durumlarda hep öyle yaparım. X'i yalnız bırakacağım ya ben. Burada 11 X ile çarpım halinde. Sağa gönderiyorum 11'i. Bölüm halinde. Bak bu 11 gitti. 2 burada X ile bölüm halinde karşıya çarpma olarak gönderiyorum. Çarpma olarak gönderdim. Bak 11'ler sadeleşti. 2 kök 2. En güzel böyle yaparsın. E sevgili arkadaşlar soru bitti. Ben hala niye konuşuyorum, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane x var. 7 çarpı 2 kök 2 ki biz de işte kendi aramızda buna ne diyoruz arkadaşlar? 14 kök 2 diyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Sevgili arkadaşlar yine güzel bir test olmuş. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Aylık örnek sorularına bakmayı unutmayınız. Kazanım kavrama testlerine de mutlaka bakın. Burada hani i harfi var ya, o i harfine bastığınızda ben oynatma listelerinin linklerini koyacağım. Oradan kısa yollarına oynatma listelerinin tamamına ulaşabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.